Kimberly Young diye bir hanımefendi var. Amerika'da yaşıyor. Uzak Doğu kökenlidir. O bu konuda ilk çalışmaları yapanların başında gelir. Belli kriterler koymuş internetle alakalı. İnternet bağımlısı neye denirle alakalı. Bu kriterlerden bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi internet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş. İnternette olmadığı zaman bile interneti düşünüyor. Neyi düşünüyor? Twitter'a şunu yazayım diye düşünüyor. Facebook'ta bunu paylaşayım diye düşünüyor. Bakıyorsunuz bir yere gidiyor. Devamlı oraya bakmadan önce resimlerini çekiyor Facebook'ta paylaşmak için. Yemek yiyecek, yemek geliyor. Yemeği koklamadan, yemeği görmeden, yemeğe bakmadan, tadına bakmadan bir dakika kimse dokunmasın resimlerini çekeceğim diyor. Devamlı internete yönelik bir yatırım var. Devamlı internetle ilgili aşırı zihinsel uğraş var. Bu nokta önemli. Niçin? Çünkü bize şöyle bir işaret ediyor bu kriter. İlla internet başında olmak zorunda değil internet bağımlısı. Kafası oradaysa bu insan internet bağımlısıdır. Ona da bakmamız gerekiyor. Bir diğer mesele tolerans kavramını karşılayan bir kriterdir bu. İnternete bağlı kalma süresinde artışa ihtiyaç duyma, yetinememe, devamlı olarak arttırmak isteme. Bir diğer mesele internet kullanımını azaltmaya yönelik başarısız girişimlerde bulunma, nüksetme dediğimiz şey. Bıraktım, tekrar başlıyorum. Bıraktım, tekrar başlıyorum. Mark Twain'in çok güzel bir sözü var bununla alakalı. Diyor ki, sigarayı bırakmak çok kolay, ben 20 defa bıraktım diyor. Yani bırakıp başlarsın, bırakıp başlarsın çok kolay ama başlamamak mümkün değil bağımlılıkta. Tekrar tekrar başlayabiliyor. Bu da önemli kriterlerden bir tanesi. Bir diğeri internet kullanımının azaltılması durumunda yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması. Biraz daha DSM vari bir tanım oluşturmaya çalışmış ve demiş ki bir süre vermiş kişinin 12 aylık bir dönem içerisinde herhangi bir zamanda ortaya çıkan aşağıdakilerden 3'ü veya daha fazlasıyla kendini gösteren klinik olarak belirgin bir bozulmaya ya da sıkıntıya yol açan uygunsuz internet kullanımının olması lazımdır. Burada birkaç tane önemli şey var. Bir süre vermiş 12 ay fakat alana baktığımızda 12 ayı illa beklemek zorunda değiliz tanı koymak için. İlla 12 ay olmamış, 10 ay olmuş, 6 ay olmuş ama inanılmaz şekilde sıkıntılı kullanıyor. Tanı koyamayız diyemeyiz. 12 ay olsun olmasın diğer faktörlere bakarız. Aşağıdakilerden 3'ü biraz sonra bahsedeceklerinden 3'ü veya daha fazlası olması lazım diyor. Klinik olarak bir bozulma, bir sıkıntı söz konusu olacak ve uygunsuz kelimesini burada ben önemsiyorum. Uygunsuz ne demek? Kontekste baktığımızda, duruma baktığımızda, kültüre baktığımızda ya bu da fazla kullanıyor artık insanların demeye başladığı garip kaçan, fazla kaçan, normalden sıyrılan bir kullanım internet bağımlılığıdır diyor Goldberg. Peki bu üç faktör dediği ne? Birincisi tolerans gelişimi, bunun üzerine konuştuk. İkincisi yoksunluk gelişmesi, bunun üzerine konuştuk. Üçüncüsü bu yoksunluğa bağlı özellikle fiziksel olarak ortaya çıkabilir dedik ya, psikomotor ajitasyon, bunaltı, internette neler olduğu hakkında takıntılı düşüncelerden en az iki tanesinin ortaya çıkması. Bu internette neler olduğuyla alakalı takıntılı düşünceler konusunda FOMO diye bir kavram çıktı. Yeşilay da bunu zaman zaman gündeme getirdi. Feeling of missing out kavramı. Bir şeyleri kaçırıyorlar olmaktan korkmak. Yani bugün internete girmedim neler değişmiştir. Zaten bugün bu bağımlarda bugün internete girmedim yok. 2 saattir girmiyorum kim bilir neler oldu. Timeline'da neler dönüyor. Facebook'ta neler paylaşılmış. Ne mailler gelmiştir ne mesajlar gelmiştir. WhatsApp'ta acaba kim yazmıştır ben diye devamlı bir şeyleri kaçırdım korkusuyla her fırsatta telefonda ne var ne kaçırdım ne oluyor diye kontrol etmek. Bu da problemli bir davranıştır. Kanı kriterlerinden bir tanesine giriyor.